bakalım. Eyvah Sadık. Gel bakalım. Gel bakalım yakışıklı. Sadık. Sen de şimdi 2023'ün son bebeği oldun. Büyüyünce artık anlatırsın arkadaşlarına. Sağ olasın Sadık abi. Ya bu yeni yılın ilk bebeği burada doğmaz değil mi? O hiç belli olmaz. Ülkenin herhangi bir yerinde de doğabilir. Ya umarım en uzakta doğar, burada doğmasın. Niye lan? Ya şimdi gereksiz bir ilgi çekecek üzerine. Ne gerek var kafa açacak falan. Buralar iyi. Ha? Ha, Sadık, Sadık kız mı var orada? Beni kızın yanına park etsene Sadık. Vay, ulan hemen yürümeye başladın ha. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol, görüşürüz. Merhaba. Ben eski yılın son bebeği Bahadır. Merhaba, ben Lejale. Yalnız şey, eski yılın son bebeği ne ya? Sezon sonu kıyafet gibi. Şey, önemli olan yeni yılın ilk bebeğidir bende. O ne ya öyle? Onlar bir gün var, ikinci gün yok. Herkes unutuyor onları. Bu arada tulumun sana çok yakışmış. Yanakların da dudaklarını ön plana pörtletmiş. Teşekkürler. Yalnız sen daha bir günlükken nasıl öğrendin bakalım kızlarla böyle konuşmayı? Annem bana hamileyken hep Soner Sarıkabadayı dinliyordu. Oradan çözdüm. Acaba müsaitsen ve aşı olmadıysan beraber aşı mı olsak? Ya bir dakika, bir saniye bir durabilir misin? Bu ne cesaret ya? Daha bismillah. Ne var ya? Ben kızım, bizde bu doğuştan. Ben doğduğumda da böyleydim. Doğduğumda doktor alıp benim popomu vurduğunda ne yapıyorsun lan dedim sen. Çık lan dedim elini annemin yanında böyle şeyler yapma dedim. Gibi gibi şeyler. Aşı işi ne oldu? Aslına bakarsan birlikte gidebiliriz. Çünkü ben açık sözlü ve ne istediğini bilen bebeklerden hoşlanırım ha. Ben aşırı açık sözlüyümdür. Şu anda da mesela altıma işiyorum. Şaka kız şaka. Öyle şeyler yapar mıyım? Peki Jale, acaba şu an gazın var mı? Evet var. Bak bir ortak noktamız daha çıktı sende. Gerçekten öyle. Benim de gazım var ama tutuyorum. Sayın seyirciler, 2024'ün ilk bebeği... Baştan alıyoruz. Sayın seyirciler, 2024'ün ilk bebeği İstanbul'da hayata gözlerini açtı. 12:20 gece doğan İsmail, 2024'ün ilk bebeği oldu. İsmail'e sorum şu. Hanimiş İsmail? Buradayım. Hanimiş de hanimiş. Geldiymiş İsmail. Ya buradayım, ya buradayım. Buradayım, buradayım. Aman, ya, ya nereden aklına geliyor kız böyle şeyler? 2024'ün ilk bebeği İsmail'i Allah analı babalı büyütsün diyoruz. İyi seneler diliyoruz. Sadık, beni şu kızın yanında park et. Hemen abim. Abi ne ya? Sadık abi ne oluyor hemen abili mabili? Vallahi dediğin çıktı ha. İsmail bebeğe acayip bir ilgi var. Vali çiçek yolladı, belediye başkanı geldi. Basın zaten burada. Ben İsmail bebekle aramı iyi tutarım, baştan söyleyeyim. Ya bırak be Sadık abi. Bunlar gelip geçici şöhretler. Bunlar bugün var, yarın yok. Söylesene, 2023'ün ilk bebeğinin adını kim hatırlıyor? Hadi söyle, hadi. Şişt, güzel konuş İsmail bebekle. İsmail abim, bir şeye ihtiyacın yoksa ben gidebilirim. Sadıkçım, şu çeyreği al bakayım, erkek adamsın, cebinde dursun, lazım olur. Ne gerek vardı abi ya? Allah. Resmen adamı altınla bağlamış ya. Eyvallah abim, teşekkür ederim. Canım. Ne diyorsun lan? Altınla adam bağlamışsın. Lan ayıp mı, günah mı? Sana ne lan, yasak? Sen kimsin lan bu arada, he? Ben Bahadır koçum. Eşe. Bahadır eski yılın son bebeği. Ve eski yılın son bebeği mi? Lan poponuzdan kategori uydurmayın. Yeni yılın ilk bebeğidir o. O da benim be. Allah Allah.
arada merhaba. Benim adım İsmail. Benim adım da? Jale. 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 Ay Jale, senle kimyamız çok uydu. Bana bak, birazdan basın benim fotoğraflarımı çekecek. İstersen beraber gidelim, seni de çeksinler ha. Böyle anlamsızca kollarımızı, bacaklarımızı oynatırız. Hayır olmaz. Jale'nin bir kere bana sözü var. Biz beraber aşı olacağız. Bahadır, ben sanıyorum ki aşı olmayışını sonra erteleyebilirim. Fotoğraf çekilmek daha çok hoşuma gitti. Ya Jale, şuna baksana. Yeni doğmuş ama dayı gibi. Ne diyorsun lan Genco? Şişt, bana bak, sen hayırdır? Lan oğlum, bana bak bana. Benim yüksek mevkilerde tanıdıklarım var. Sürdürürüm lan seni buradan. Tanıdık ne be? Oğlum, vali az önce bana CE yaptı lan. Özel kalemi hoppidi hoppidi yaptı. Çok önemli adamlar tanıyorum oğlum. Sürdürürüm lan seni bu hastaneden. Ya bir saniye, lütfen bir saniye. Kavga etmeyin, tamam mı? Ben ağlamak istemiyorum. Bahadır, sen az önce söyledim. Galiba ben fotoğraf çekimine gideceğim. Ama yani bana söz vermedi. Niye ağlıyorsun lan? Oğlum, ben niye biri ağlayınca kötü oluyorum? Ben de ağlayayım. Üvey! Üvey! Almış oyunca. Oyunca. O da ne? Renkli, sesli, hareketli. Çok güzel. Lan Sadık, gönlümü nasıl tavlayacağını çok iyi biliyor be. Aferin sana. Ne demek abim? Vallahi gözlerimi alamıyorum. Vallahi gelir gelmez ağlamaya başladınız ya. Olur mu öyle şey? Durun bakalım. Daha neler göreceksiniz, neler? Sizin ananız ağlayacak, ananız. Merhaba Burcu, hoş geldin. Hoş bulduk. Sizinle tanıştığıma... Ne oldu? Neden sustu? Aa, anladım. Sanırım altına s***. Yapamadım. Olsun. Kazmış. Lan yeni yılın ilk bebeğim, muhatap olduğum tiplere bak ya. Ne var ya, siz hiç kaka yapmıyor musunuz? Altınsa beş pahalı. Jale, birazdan basın toplantısına çıkacağız. İstersen biraz uyuyalım he. Yanaklarımız al al çıkar, ne dersin? Çok iyi bir fikir İsmail. Ne oluyor ya? Ne uyuması? Hemen uyudunuz mu? Alo! Alo! Bebek, hadi gel biraz muhabbet edelim senden, hı? Sen normal mi doğdun, sezamen mi? Normal kardeş, normal. Ben sezamen doğdum. Doktor hemen aldı beni, ne güzel uyuyordum ya orada. Bir çıkardı beni, ödüm patladı. Annemin içine Ya arkadaşım, senin muhabbetin hep böyle, yok altıma yaptım, yok annemin içine yaptım. Bu tarz mı geçecek ya bütün sohbetimiz? Hadi bebeğiz ya, ne konuşacağız? Baksana, oradaki kel bebek yeni yılın ilk bebeğiymiş. Öyleymiş, ne oluyorsa. Hiçbir şey olmuyor, merak etme. Yani herkes unutacak onu. Değil mi ya? Ben de aynısını söyledim, biliyor musun? Aynı cümleyi kurdum bu hoca. Tabii. Aklın yolu biz. Evet. Yine kilitlendi ya. Sal şunu kurtulalım, sal! Sal! Olmadı. Neyse, kısmet be. Baksana. Biz senden beşik kertmesi olalım mı? Beşik mi kertmesi? O ne ki? Annem dizi izlerken öğrendim. Şimdi şey oluyor, bizi birbirimize söz veriyorlar. Sonra biz birbirimizin olacağız. Birbirimizden evleneceğiz. Hep birbirimizi göreceğiz.
Benim şu an yaşım yetmiyor. Ben evliliğe hazır hissetmiyorum kendimi. Ben zaten kendimi katı gıdaya da hazır hissetmiyorum. Bebeğim kız, ben nasıl hazır hissedeyim? Bebek, bebek. Merak etme ya. Önce oynarız. Ben seni alıştıracağım. Şöyle bir şey yapalım. Sen sus şimdi, ben uyuyacağım. İsmail bebek! İsmail bebek! İsmail bebek! Abi uyan. Ne uyandırıyor lan? Oğlum benim uyuyup büyümem lazım. Abi telefonda bakan var. Seni tebrik etmek istiyormuş. Haberlere veriyorum. Alo. İsmail bebek, hoş geldin aramıza. 2024'ün ilk bebeği olarak tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim bakanım. Çok sağ olun. İnşallah vatana millete hayırlı bir bebek olacağım. Bravo, bravo. Hastanede falan bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok, çok güzel hastane. Gördüğüm en iyi hastane, sağ olun. Güzel. Son olarak şunu söyleyeyim. Ya nereden aklınıza geliyor böyle şeyler? Lan ne adamsın bakanım ya. Hadi hayırlı olsun tekrardan. Sağ ol bakanım. Görevli arkadaşı alayım. Al. Buyurun bakanım. Tabii efendim. Tabii, bağışlayın efendim. Bağışlayın. Ne demek, ne demek efendim? Bakanla konuştum. Çocuklar, bakan bey sizleri de tebrik ediyor. Abi bir şeye ihtiyacın yoksa ben gideyim artık. Dur. İcale. Efendim. Sadık bize CE yapsın mı? Aa, olur, güzel olur. Sadık. Sadık neredesin? Sadık kayboldu, nereye gitti? Sadık neredesin, Sadık? Sadık neredesin ya? Hadi bakalım. Bu kadar makara yeter. Doğumlar devam ediyor. Şuraya bak ya. Resmen adamı parmağında oynatıyor. Ne hale getirmiş adamı. Nereye bak arada? Yok işte ben daha önce bu kadar güzel hastane görmedim. Ay buradan iyisini görme. Sen buradan öncesini gördün mü ki? Yalaka. Oğlum devlet erkanıyla aranı iyi tutacaksın. Yüksek mevkide adam bulmak önemli. Sen tabii bilmezsin. Ben yılın ilk adamıyım. Yılın ilk doğan bebeğim ben oğlum. Zekiyim, biliyorum her şeyi. Aha, aynen öylesin. Ben sana gerçeği söyleyeyim mi? Senin annenle baban 1 Mart ayının son haftasında birazcık eğlendiler ve o yüzden sen buradasın. Bana bak. Kendi imkanına gelmedi. Annemi karıştırma lan. Ne var? Yalan mı? Anneme karıştırma. Yalan mı? Bak gelirse buraya. Anneme karıştırma. Lütfen. Rica ediyorum, kavga etmeyin. Ben biraz geriliyorum. Lütfen ağlarım be. Bebek. Ne? Gel bizden bahsedelim. Ya Buğucu, biz diye bir şey yok. Anla artık. Benim annem babam nerede ya? Anne! Baba! Geldi lan. Tövbe tövbe. Sadık. Fatih, bu noktayı sevmedim ya. Sen otan bilen adamsın. Daha iyi bir yere götürsene beni. Tamam. Nereye? Şöyle şu tarafa alayım mı? Şu tarafa doğru gideyim ya. Ben sana çok seviyorum. Uyana böyle güzel bir pudra geldi burnuma. Güzel pudra kokusu. Nasıl? Şu ara iyi mi? Ayağı iyi, ayağı. Tamam. Bakayım. Tamam. Şöyle. Sakallı lan bu. Evet. Beni çeyin. Sakallı bebek. Normal bebek yok mu lan bu hastanede? Hüseyin abi, dışarıda yabancı basın bekliyor. Var mı bir isteğin? Eğer bir isteğin varsa ağlaman yeter. Yok tamam Sadık, sen gidebilirsin. Sağ olasın. Sadık, 2 dakikada niye sattın lan beni? Abi baksana, adam sakallı makallı, tövbe bismillah, çarpılır mazmur. Ben aramı iyi tutayım da, hadi bakalım. Oo, demek yabancı basın ha. Evet, yabancı basın beynine çok ilgileniyor. Sonuç olarak farklı bir bebeğim. Benim gibisi kolay kolay dünyaya gelmez. Gelmez tabii oğlum. Kıyamet alametisin sen. Ne alakası var ya? Bunlar basının uydurmalayı. Bu arada adım Hüseyin. Seninkisi? Benim adım da Zale. Memnun oldum Zale. Yabancı basınla röportaj verirken yanında duymak istersen gelebilirsin. Nasıl olur ya? Ya Jale'nin bana sözü var. Olmaz öyle şey. Biz fotoğraf çektireceğiz. Sen beni böyle bebek arabasıyla gördün, civata mı sandın ha? Ha? Benim amcam Vezir Köprü ilçe başkanı. Sudan bayalar. Bakacağız. Kimin göbek kordonu büyükmüş? Bakacağız. Bakacağız. Sen kimsin be? Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun? Ben yeni yılın ilk bebeğim bir kere. Aman, yeni yılın ilk bebeğiymiş.
Sen bir gün konuşurla unutuyla beni tarih yazacak tarih. Benim için konuşuyorsun lan sen. Sen ne diyorsun ya? Sen ne? Artist yapma, alayım altından bezini ha sen. Hanımla, hanımla şu rezalete bakın ne olur. Bu ne ya? Ay, şu anda galiba iki erkek benim için kavga ediyorlar. Bebek, Bahadır bebek. Ne? Sen yanlış yerlerle ilgileniyorsun. Dikkatini bu tarafa ver de. Yüreğimde ne olsun? Böyle kalalım mı? Sen beni önce sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Hüseyin bebek, Hüseyin bebek. Hüseyin bebek. Yoldan. Bakan arıyor, bakan arıyor. Hemen hoparlöre veriyorum. Ha, neye basayım bakanım? Sakallı bebek, aramıza hoş geldin. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Bak öyle kıyamet alameti falan öyle bir durum yok değil mi? Önümüz yerel seçim. Ha yok yok sayın bakanım, yok tamamen hormonal bir durum. Zaten Diyanet'le de konuştuk. Güzel, güzel. Ankara'yı da bekliyorum. Tıraşın, ol gel. Tabii tabii, seve seve. Ellerinizi öpeyim. Yabancı basın dışarıda bekliyor. Fotoğraf çekimi için gidelim mi? Tabii tabii gidelim. Cahaya. Efendim? Hadi çıkalım ya eğer istersen. Olur. O yüzden ben şu anlaya giderim. Hadi bakalım. Cahane nereye ya? Ben yılın ilk doğan bebeğim. Bu arada haber geldi İsmail bebek. Muş'ta bir bebek senden 10 saniye önce doğmuş. Yani sen artık yeni yılın ilk bebeği değil, ikinci bebeğisin. Haberin olsun ha. Lan, lan İsot, ne oldu? Ha, ikinci bebekmişsin. Artık sen de bizim gibi sıradan bir bebeksin oğlum. Burcu, Burcu. Senle bir aşı yapalım mı, he? Ne oluyor lan? Bir dakika. Burcu bana yüksek oğlum. Öyle değil mi Burcu? Bilmiyorum. Şu an bir taliplim bağ olduğu için kafam karışı, düşünmem gerek. Neyi düşüneceğim Burcu ya? Bu yaşlı yaşlı 2023 doğumlu. Evet. Vallahi. Oh. Vallahi ne bereketli bir gece. Hoş geldin. Ben İsmail. Yılın ikinci doğan bebeği benim. Ben de Deniz. İkinci bebeği mi? Yeni yılın. Sen benimle yaşıt mısın yani? Aynı yıl doğdum. Ben yaşıtlarımla çok takılmıyorum ya. Bu ne? 2023 doğar mı? Ben seni şöyle alayım şuraya. Merhaba canım. Gel gel yanıma gel. Ben 2023'ün son bebeğim de. Vay. Evet. Efendim, Deniz Baysal. Deniz'le konuştuğumuzda farklı rolleri çok seviyorum. Farklı roller beni çekiyor dedi. Herhalde bir daha hiç oynayamayacağı bir rolle karşımızda. Nasıl hissediyorsun? Çok dinç hissediyorum, genç hissediyorum evet. Kendimi. Bize diyorlardı, bebek gibi kız evet. Diyorlardı. Gerçekten hak ediyorsunuz. İlk sohbetin değil mi bu şeyde? Evet. Hep böyle endamını görüyordunuz efendim. Bir de böyle görelim Deniz'i. Ay utandım şu an. Ne gemiler yaktım. Evet. Her pazartesi. Her pazartesi Show TV'de. Siz kaçlıydınız? Ben biraz 2023'ten büyüğüm biraz. Peki. Ben Deniz Hanım'ı yerine evet. Alayım. İsmail'in de sakalları çıkmaya başladı. Evet Deniz'ciğim, nerede kalmıştık? Yılın son bebeğim demiştim kendim için. Evet, peki nelerden hoşlanırsın? Hobilerin neler mesela? Ya, hobilerim var. Öncelikle ellerimi çırpabiliyorum. Başkalarının parmaklarını böyle hiç bırakmayacakmışçasına tutabiliyorum. Ondan sonra annemin pilates zamanından böyle hamilelikte gördüm. Ters bacak, ters ayak. Ters bacak, ters ayak. Ondan burada ters bacak, ters ayak. Ondan sonra da amuda kalkıp osurabiliyorum. Abi işte olgun erkek ya. Ulan ne olgunu? Olsa olsa iki dakika büyük senden. Kardeşim benim yaşadığım da 10 dakika zaten yani. Çok da şey yapma. Bravo Deniz. Bir dakika ya. Biz Bahadır'la bir yola girmiştik şu an. Ne yolu kız? Senle ne yola gireyim? Senle girdiğimiz yollarda böyle far görmüş tavşan gibi... Kalalım da sağa sola lütfen.
biraz rahat sohbet etmek istiyorsan Sadıkçım'dan rica edeyim de bizi şöyle arkaya alsın, rahat konuşalım. Olur. Ablacığım kusura bakma. Kusura da ablası. Sadıkçım, bizi biraz geri alır mısın Deniz Hanımcığım'la? Şu an burada ne yaşanıyor hiçbir fikrim yok. Allah'tan mesai saatim bitiyor da. O yüzden sorgulamıyorum. Tek gözüm kayıyor. Bana çevirsene kızı. Sadık. Sadık. Efendim abi. Oğlum son bir jest yap, beni de şuraya çek. Hadi Sadık, hadi. Vallahi seni de oraya çekerim. Ondan sonra ben de çeker giderim. Hadi. Kuçum benim. Burcu. Burcu, ne yapıyorsun? Ne yaptın o işleri? He? Yapamadım. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Burcu. Ne? Ayaklarını ağzına sokabiliyor musun? Ben sokabiliyorum. Göstereyim mi? Göster. Sen de dene bakayım. Deniyor.